Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün 3. günündeyiz. Turun Perge'den start alacak yarış. Ve Perge'de hava böyle arkadaşlar. Vallahi bugün biraz çok heyecanlı olacak. Ben yine Shimano arabasındayım. Dünkü o kadar heyecanlı olmadı Shimano'da ama bu seferki bayağı heyecanlı olacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım şimdi şuradan gidelim, biraz kahve falan içelim. Daha starta var. İşte bisikletler gelmiş şöyle. Hadi ıslan. Ne yapıyorsun? Bugün her şeye katlandı. Sen seni sevdiğin ama. Evet, bugün müthiş etaplar. 90 kilometre yok canım. 90 kilometre de tırmanış. Evet evet, son 9 kilometre. Aslında 9 kilometre yarış. Değil mi? Evet. Dikkatli olma. İniş yok değil mi çok büyük? Yok, bugün çok iniş yok ama işte rüzgar olacak filan. Yani her şey olabilir zaten. Hava şartları zorlayacak bizi. Ama yokuşa bekliyoruz. Allah kolaylık versin. Şimdi Shimano'nun aramızda sizi izliyor olacağım. Görüşürüz. Çekiyorum tabii. Oo, neler oldu kız sen? İçeyim. Nasıl abi? Hava nasıl? Hava işte. Yarış direktörümüz Mutlu abi. Bugün bayağı zor olacak ama. Ne kadar zor olacak. Aynen. Yani biz gene iyiyiz. Bisikletçi arkadaşlar bayağı zorlanacaklar. Bugün ama Allah'tan çok fazla iniş yok. Evet, şey yok, iniş yok. Ama tırmanış var. Orada da biraz daha yükseğe çıkacağız arkadaşlar buradan. Bayağı tırmanacak. Biraz soğuk da olacak oralar. Allah kolaylık versin değil mi abi? Sizin var mı abi tedbir bir şey? Zaten tedbirleri hepsini aldınız. Gerekli tedbirler alındı. İşte dediğim gibi zaten yolla ilgili bir şey yok. Hani teknik bir şey değil. Dünkü, ya geçen seneki bu ikinci etapta gene yağmur yağdı arkadaşlar. Bu sefer çok iniş vardı. Teknik toplantıda buradan hızlı inmeyin dediler. Herkes yüzde indi vallahi. Ama bu dinlemiyorlar ya bu arkadaşlar. Ama şey, yarın böyle olursa yarın biraz işimiz var. Hem Grand Prix'de çalışacağız. Yarın olursa yandık falan. Yarın olursa ben şeyde turdayım abi. Hadi kolay gelsin. Bakın arkadaşlar, şimdi bugün bu arkadaşı bol bol göreceğiz. Böyle ön motorda ön gruba arkadaki zamanı söylüyorsun değil mi sen? Evet, yemek yiyor şu anda. Ben Zorto'ya kamerayı açtığım için. Ve onu bol bol göreceğiz. Dünkü videoda da görmüştük zaten. Peloton'la kaçan grup arasındaki zaman farkını durmadan bildiriyoruz. 30 saniye olduktan sonra Peloton'a ve kaçan gruba numaralarla beraber zamanı gösteriyoruz. Evet, biz de zaten hemen arkasında oluyoruz. Aynen. Bayağı bir fazla halindeyiz. Aynen öyle. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, görüşmek üzere. Bisikletçilerin stresi başka. Bir de burada ayrı bir ekip var arkadaşlar. Yo, ben gözümü yapıyorum ya. Gözümü yedim. Onur Uçağım. Şimdi fotoğraf çekecek orada da. Bak makineyi. Bir bak, su altı kılıfını getireydin. Gel. Şimdi yavaş yavaş araçlara doğru gidelim arkadaşlar. Şimdi bisikletçiler de zaten araçlarda olduğu için onları çekemedim. Bir de yağmur yağıyor. Hasta olmayalım. Şimdi ben Shimano'ya doğru gideyim. Hadi bakalım. Çok... Yani bizim için görüntüler güzel olacak ama bisikletçilere Allah kolaylık versin. Evet arkadaşlar, bugün stage 3. 91.8 kilometre. Ve şöyle bir durum var. Sürekli tırmanacak arkadaşlar. Ses geliyor mu? Perge'den hareket edeceğiz. Oradan Termessos'a gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir rotamız. Tamam. Bakın son finişte böyle. Şunlar ne kadar böyleyse arkadaşlar, burası tırmanış demek. Sevgili arkadaşlar, 500 metre sonra resmi start olacak. Merkezi yarıştan 158 sporcuyla start aldık. Şimdi biraz daha değişik olacak. Aynen. Daha zor olacak. Biraz daha zor. Ya bu hem bisikletçiler için, hem fotoğrafçılar için falan ve Shimano için ayrı bir zor olacak. Aynen. Bu arada sürekli telsiz duyuyorsunuz arkadaşlar. Yarış başladı şu anda. 158 ve onlar şimdi işte nötral yerden geçecekler ve gerçek yarış başlayacak. 3 kişi start almamış arkadaşlar.
Şimdi burada tırmanış etabı olduğu için bir sürü problem de olabilir. Yani çünkü peloton kopacak, işte Shimano'nun ekipler bir öne gidecek, bir arkaya gidecek. Vallahi bugün özellikle arka ekip çok sıkıntılı, değil mi? Arka, evet. Çünkü kopunca ön tarafta mesela 10 kişi kalacak. Arka tarafta 150 kişi kalacak. Evet. Onlarla bir araç ilgilenecek. Evet, bir müddet o 150 kişi. Evet. Kalabalıklar. 8 mi? Ha. Ana grup. Saat niye kız? Saat. Yağmur kesildi. Ama tabii ön grubun ihtiyaçları da var. 22 kişi kaçtı şu anda. Ve en basit yağmurluklarını çıkarıyorlar. Öyle kalıyor yağmurlukları. Onlar işte Shimano aracı hemen alıyor. Ön gruba çağırdılar arkadaşlar. Çünkü burada ihtiyaçlar sürekli eller kalkıyor. Son 20 kilometreye girdik arkadaşlar. Bundan sonra Shimano'nun besin ve diğer su falan ihtiyaçları veremeyecek Shimano. Ve sadece teknik servis verebilecek. Biraz sonra da tırmanışlar başlıyor.
Ender şu anda Leopard'dan arkadaşlar. Şu anda evet, şu anda bu yokuşlar arkadaşlar 26 ile falan çıkıyor. Yani 30'la gidiyoruz şu anda bakın. Herif fıtı fıtı gidiyor yani. Çok güzel bir etap oldu. Üçüncü etap. Şimdi ne? Az kaldı. Birazdan elimizi uzattığımızda bulutlara dokunabiliriz. 12 kilometre tanıcaksınız. Geçtiğiniz 96. Görüyorsunuz etraf arkadaşlar aynı Tour de France seyircilerden geçirmiyor. Bak iki kişi. Evet, finişten ilk biz geçtik arkadaşlar. Bu kadar insan bekliyor. Malum Leopard Sporcu tek başına önde. Leopard Rider. Önde olmaya çalıştık çünkü bütün takımların bir şeyler deneyeceğini biliyorduk. Ama bu sefer çok zor bir yokuştu. It's really hard but I know it and I have to try it. Atak yapmaya çalıştım. Kaç kilometre düşecek? Yeah, so I did my job. Bakın herkes geliyor yavaş yavaş. Ben üstüme bir şey giyeyim, öyle bir golf diye çıktık. Bakalım. Burada gerçekten bambaşka şeyler oluyor. Süper. Burası da arka taraftan Mustafa. Ne oldu abi, nasıldı? Abi fenaydı ya, valla. Sporcular ön arka çift lastik patlatan doldu. Sadece ön patlatan doldu. Batuhan'ın bir ön lastiğini değiştirdik. Tartaletto'dan bir arka teker değiştirdik. Club de la Fence takımından bir sporcunun ön tekerini değiştirdik. Hemen 300 metre arkasından arkayı da değiştirdik. Seriyi tamamladık. Onu bisikleti verediniz. Son hamle olacaktı artık. Yapacak bir şey yok. Ama sıkıntısız, sorunsuz bitirdik çok şükür. Evet, böyle bir etapın böyle az sıkıntıyla bitmesi bence çok 10 numara bekliyoruz. Evet. Çünkü başlangıç fena yani. Çok yüksek tempo başladılar. Hey, yağmur yağıyordu deli gibi. Aynen. Evet, behavior close to your club team. All in your team car. Ahmet de buradan. Geçiyorsun Ahmet. Evet şu anda. Tabii nefes alsın çocuk. Diyorum ya, insan yokuşu değil arkadaşlar. 30'da falan çıkıyorlar yokuşları. İnsan gibi çıkmıyorlar. Ondan sonra da tabii böyle. Evet, diğerlerine bakalım biraz daha. Ödül töreni arkadaşlar. Bakın. Saat 12'de Side'den start edeceğiz. Pergi Antik Kenti. Ve ardından büyük ödül töreni olacak. Genel klasmanda dereceye girenler. O yokuşta değil. 111 kilometrede ve bugün de sabah 10 itibariyle. Hepsi seni anladı değil mi? Yok, ben gördüm Ahmet'in suratını. Ne kadar yarışçılarımız donduysa da yol boyunca gayet başarılı bir şekilde buraya ulaştılar.
nasıldı? Var mı abi? Hissetmiyorum. Zordu değil mi? Yani zor zor şey kolay gelir yani. O 30'da mı 30'da yani çıktınız zaten. Yani şey kan dolaşımı falan durdu resmen yani. Bir ara hayatta mıyım falan rüya gibiydi her şey. Geçmiş olsun. Ama müthişti. Değil mi? Muazzamdı. Süpersin. Ve birincimiz the winner is from Leopard Pro Cycling, Simon Rekita on the stage. Ve ödüllerini vermek üzere to give... Gerçekten harika bir gün oldu arkadaşlar. Tırmanış, yağmur, kazalar hepsi geldi ve en sonunda da tarihi bir yerde bitti. Bakın herkes burada son fotoğrafları çektirdi. Şimdi yarın Side'den başlayacak etap. O da keyifli bir etap. Ama ben Gran Fondo'da olacağım muhtemelen. Biraz da Gran Fondo'nun keyfi çıkalım ama sonunu yakalayacağız, sonunu yakalayacağız. Hadi bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Son beş, finish'e 5-6 kilometre kala atak yaptım. And then you survive. Yeah. Ondan sonra da hayatta kaldım.